Bakın şu anda yani yine çok acil bir kayıp. 12 yaşındaki çocuğumuzu arıyoruz. Yanında da Hanife Hanım var. O da ona en iyi sen anlarsın. 4 evet. gündür haber alınamıyor. O da Samsun ilk adım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'ndeki evinden ilk olarak 18 Nisan'da kayboluyor. 12 gün arıyorlar. 29 Nisan'da buluyorlar. Çok geçmeden bir hafta sonra Cumartesi günü bir kez daha ortadan <laughs> kayboluyor. Anne ee, ...yine o da diyor ki benim kızımın aklına girdiler... ...kızı Beray'ın 20-25 gün önce sosyal medyadan tanıştığı... ...Burak ismini kullanan ama asıl ismi İbrahim Şahin olan... ...ve 22 yaşındaki şahıs tarafından kaçırıldığını iddia ediyor... Ee, ...baba da diyor babası Vedat Şahin de oğluna yardım ediyor... ...çünkü Vedat Şahin ailesini arayıp kızınız bizde İstanbul'dayız... ...Beray'ı gelin yapacağım... ...size de 3-4 sene çocuğu olana kadar kızınızın yüzünü göstermeyeceğim... ...150 bin lira verelim bu işi çözelim diye de teklifte bulunuyor. Şimdi bu çocuk 12 yaşında. Bakın yine işte bu sosyal medya fotoğrafları... Ya beni hiç ilgilendirmiyor. Belirli bir yaşın üstündekiler ne yaparsa yapsın yani. Benim alanım bu çocuklarla ilgili. Bu evden kaçan çocuklarla ilgili. Ve bu sosyal medya fotoğrafları da doğru değil. Şimdi bu çocuğun da 12 yaşındaki gibi bir hali var mı bu fotoğrafta? Yok. 22 yaşındaki kocaman adam 12 yaşındaki çocuğu almış götürmüş. Ve Vedat Bey eğer gerçekten annenin söylediği doğruysa siz nasıl 22 yaşında kazık kadar çocuğunuza 12 yaşındaki bir çocuğu gelin edeceğim de hamile kalıp çocuk doğurana kadar göstermeyeceğim dersiniz. 12 yaşındaki bir çocuğun hamile kalması nasıl söz konusu olabilir? Artık yuh. Gerçekten ya. Yani ülkece bizim bunları ayağa kalkmamız lazım. Yani bu bir anne de. niye burada 12 yaşındaki çocuğuyla bir ilgili? Buyurun Hanife Hanım. Kızım oradan gel, aldım geldim ben. Kızın aklına koymuşlar ki intihar et, ilaç iç. Biz, annen ondan sonra seni bize verilir. Gidiyor kız benim ilaçlarımı alıyor. İçiyor, dört gün hastanede yattı benim kızım. Ondan sonra telefonla konuştu onlarla. Yine gitti kız. Onlar mı aldı geldi, günah uyum. Onlar mı aldı geldi. Yoksa kız, Samsun bütün... Şey otogara arattım be. orada. otogarda resimlerini gösterdim öyle bir şey yok diyorlar. Ay, bu kız yani bu hiç... kız süsüsü alınmış gelmişler Samsun'dan ticaret taksıyla kenara çıkmış herhalde Ve, kız. Hani ben e, var ama onu izlemeyeceğim. Sen anlat diyor ki benim kızım 12 yaşında. 12 yaşında çocuk gelin olamaz bu çocuk okula gidiyor diyor. Kaça gidiyor? Kız daha 5'e gidiyor. Tabii işte 7'de başlasa 5 yıl sonra 12 yaşında 5 5. sınıfa gidecek yani. Yok Hı, artık. 5. yani. sınıfa gidiyor ama ama geçen de ben onları aldırdım. Serbest kaldılar. Onların serbest kalması Nasıl Yani serbest kalıyorlar ya. Serbest kaldılar. Yanlarında mı bulundu? Evet, evlerinde ben onları kandırdım. Gittim dedim davamı geri alacağım. Yani sen 12 yaşındaki çocuğu bunların evinde buldun ve onu evet. evinde buldukları evet. serbest mi kaldı? Evet. Ya ona da yuh. Evet. Yani Kız... hangi savcı bırakıyor ki onu Bilmiyorum. serbest yani eğer Olacak iş mi? Evet bir de kızın aklına koymuşlar. Yanlış ben öğrenci... Böyle o mümkün değil İki olması Cumhuriyet yani. Cumhuriyet savcısı Bırakıldım. 12 yaşı veya onun altındaki çocuklar için yapılan şikayeti geri almayla kamu almadım. davasını kapatmaz. Oğlundan almadım, babasından aldım dava mı? Geri. Babasından da alsan çocuk 22 yaşına diyorsun. Evet işte 22 mi onlar 19 yaşında diyor. Yani siz daha evvel savcılığa 12 yaşındaki kızınızla ilgili bir şikayette bulunduysanız... Savcıya bulundu. sonra Sonra vazgeçseniz de savcı... Geçmedim. Oğlundan geçmedim. Babasından vazgeçtim. Savcıya şikayette bulundunuz Savcıya gitmedin mu? yani. Savcılığa savcıya dilek... Savcıya gitmese de polise ha. gitmedin mi? Gittim. E, tamam Sa polis de ha. savcı polis de savcıya gidecek bulduk çocuğu. Çiğe gittim. Diye. Kartal, Mutlaka... çocuk gittim Kartal çocuk şubesine gittim ben. Kartal çocuk şubesine gittim. Oradan sonra geldi kızın aklına koymuşlar. Bu çocuk İstanbul'da bulundu. Nerede bulundu bu çocuk? Ben evinde buldum. Onlar Nerede? Nerede? E, Şeydi. Çocuk şube savcılığa bildirmekle buraya geldi. hayır. zaman hayır. Evet, Kartal şeyde ya ne diyorlar? Kurfalı'da onlar. Komple bir de onların Kayseri'de şeyleri var. Evleri var. Kayseri'nde daha adresleri var. Şey burada Siz da var. Siz nerede oturuyorsunuz? Biz Samsun'da duruyoruz. Samsun'da hadi. oturuyorsunuz. Evet. Siz çocuğunuzu İstanbul'da buldunuz. 12 evet. yaşındaki çocuğunuzu. Evet. Birinin onlar... evinde buldunuz. Evet. onların Sonra evinde... polisle mi gittiniz? Yok kendim gittim. Onlar beni çağırdı. Gel davanı geri tamam, aldı. Tamam polis dedi. geldi. Gördü mü yani çocuğu orada? Ben kendim getirdim karakola. Aha şahitlerim var. Ben onları kandırdım dedim ki gelin davamı geri alacağım. Kızı yine size vereceğim dedim. Yani Onlar... Ben size şöyle söyleyeyim. Yani İstanbul'da da olsa, Samsun'da da olsa 12 yaşındaki çocuğu birinin evinde polis bulursa evet. o kişiler tutuklanır. Tutuklanır. Yani bunun başka yolu yok. Kesin hani... tutuklanır. Kesin. E Tutuklanmadı. Öyle. Aha şu çocuk şubeyi arayın sorun. Karakoldan bırakıldı. Kartal karakolundan. Babası da oğlu da. E bunlar öyle bırakırsa onlar da çok yapar bu işi hakikaten sorun ya yani nasıl olabilir çocuk kaç doğumlu çocuk 2011'li 2011'de evet. Yani. evet mümkün değil tamam. ya 12 bırakılması ya. 12 yaşını bile doldurmamış He. ama çocuk ne dedi biliyor musun ne dedi? ben İstanbul'da öğrenci arkadaşlarımın yanındaydım dedi onlarda polisler serbest bırak yani bu öğrenci arkadaşlarını araştırmak kamera görüntüsü nereden gelmiş nereden gitmiş yani bilmiyorum devlete Nasıl yani mı? eğer şimdi böyle bir şey olsa hakikaten yuh da herkese. Yani şimdi bir, bir problem olmalı yani. Anlatayım mı? 12 yaşındaki çocuk birinin evinde bulunup o kişiler bırakılmaz serbest. Evet. Yani, yani 12 yaş demek ha diyorum ya. Evet. Ha 3 yaşındakini kaçırmışsın. Ha 5 yaşındakini 12 yaşındakini. Evet. Bana inanmıyorsanız doğumlu... Hanım, Bana Yok, inanmıyorsanız ne telefon merak dökümanlarından merak dinleyin. Ne dediler bana? Diyor ki bana telefonda Vedat 150 milyar diyor vereyim sana diyor. Yok 150 milyar mı istiyorsun diye Masist telefonda duyuracağımış. Ben para'yı ne yapayım? Benim paraya ihtiyacım yok ki. Bana diyor 150 milyar mı istiyorsun diyor. Dedim ben sen. Hayatım, domat ister 150 bin liraya, isterse 15 bin liraya. Sen de çocuğunun zaten bu şekilde o evde yaşamasına izin verirsen, seni Ver, de tutuklamaları gerekir. Vermem, yani, veremem, veremem. Yani kanun böyle. Veremem şimdi. Şimdi bizim burada Rami Bey'le kafadan atmıyoruz yani. Kanunda yazanı söylüyoruz. İşte ben Ama, de onlara öyle dedim. E, yani eğer gerçekten ya ben sana inanıyorum da ne olduğunu anlamıyorum. Yani bir problem olmuş olmalı. Kızım problem derken ben sana anlatıyorum. Bu kızıma telefon numarası verdiler. Şu bir de TC'ye göndermişler. Kızımı 12 yaşında Kızımı arabaya almaları şansları yok. Otogara da sordum ben resimlerini gösterdim polislerine gezdim. Bu kız bu karaca gelmediler diyor. E bu kız uçtu da mı geldi? Makak bir bir yardımcı oldu ki geldi. Ondan sonra geldim burada davamı geri alacağım dedim. Gittim aldım onları karakola beraber geldik. Yani samimiyet gösterdim ben onlara. Geldik karakola kızın aklına koymuşlar. Ben öğrenci arkadaşlarımla İstanbul'daydım. Beni annem orada buldu. E orada buldu da ben sizi nerede buldum? Senin ne de alakası yok. Sen de çekemezsin. Bu kamu davasıdır. Dur bakalım bakacağım mı? ben buradan sesleniyorum. Ee, Vedat Bey de yani siz oğlunuzla ilgili konuştuğunuz için size sesleniyorum çocuk neredeyse çıkarın ortaya Ne olmuş bilmiyorum siz nasıl serbest kalmışsınız bilmiyorum ama e, 12 yaşındaki çocuğu evinizde tutamazsınız bebe. Bak Sörüm şey kızın, kızın kolunda Sörüm'le bak Sörüm hastanedeydi kız benim kızım Kolunda Sörüm'le mi oynuyor? Evet Maşallah ha, Cahil de çocuk o ya onun kanına girdiler benim kızım hiç öyle bir şey yapmıyordu bir kere ha, bu geldi. Bu intihar girişiminde bulunduktan sonra mı bu? Evet. Aha bak Sörem oynuyor orada. Çocuk olmasa onu yapar mı Sörem Elinde yıkan? Zaten İki kutu ilacı mı içmişler? Bir haftadır ilaçsızım yavrum. 12 yaşın ben konuşayım olmadığı yani. olmadığı bir yaşta. Çocuk dediğimiz o. iyi kötüyü doğruyu yanlış ayırt edemeyecek bir yaşta. Ee, işte... Dolayısıyla şu davranışı dahi, şu çekilen e, videosu dahi çocuğun ne kadar e, küçük olduğunu evet. ne kadar evet. düşüncesiz davrandığını gösteriyor i̇şte ben onlara çok söyledim abi çok dedim kızımı getirin dur bakalım, dedim dur bir arkadaşlarımız ulaşsınlar şimdi ulaşırlar ee, daha evvel bırakılmış olabilir ee, şimdi biz gerekeni gerektiği şekilde gerektiği yere başvuru yaparız 12 yaşında çocuğu evde tutmak hapis cezası gerektirir zaten öyle de olmalı İyi o zaman herkes iyi ya 5 yaşındaki kimde alın götürün evet. nasıl olsa büyüyecek İyi artık yani ben anlamıyorum ya gerçekten aklım almıyor bazı şeyleri aklım almıyor ha, ee, çünkü olmaz. akıl Tabii çünkü yalnız, hem akıl anlamandı. işi değil hem vicdan işi değil hem yani sanki ülkede <laughs> kadın kalmamış 22 yaşında bir çocuğun bir delikanlının, 12 yaşında çocukla ne gibi bir iş olabilir ya 12 yaşında bir çocukla kimin ne işi olur Allah aşkına ya Yalnızlığa hani eve misafirliğe gelse dersin ki ama de keşke evde bıraksaydı falan denince anladım ya ne yapacaksın yani 12 yaşında çocuk bildiğin çocuk. Bir de kalkıp ebeveynleri babaları da dört tane çocuk yaptıracağız. Bilmem kaç yaşına gelinceye kadar bırakmayacağız. bin şey evet. lira para vereceksin. Şey yani yok. hem suçlu hem güçlü. Öyle evet, bir şey yok. Evet. Nasıl bir dünya bu ya? Şimdi Hukukun efendim uygulandığı Türkiye'mizde böyle bir şey olamaz. Uygulanamaz. Bu aykırı bu konuşmalar da iyi yapılamaz. Eğer Gerçekten bu hanımefendinin dediği gibi emniyete bu iş intikal etmiş, savcılığa intikal etmişse ve de serbest bırakılmışsa ilgililer hakkında gerekli işlemin yapılması gerekir. Hukuk her yerde uygulanır. Samsun'da başka, Tekirdağ'da başka, İstanbul'da başka kanun yok. Türkiye'nin kanunları birdir. Bütün memleketimizde uygulanır. Samsun'da da uygulamayanlar hakkında gerekli işlem yapılır. Tek Bunun şey yok yani. İstanbul'da ya siz yanlış ifade bulundu. ediyorsunuz. Oraya mı? Ben ihtimal vermiyorum. Abi ben yani. Yetkililerin hanımefendi. Hiçbir polis, hiçbir savcı böyle bir dosyayı kapayamaz. Arayın çocuk Kapanır. şubesini. Arayın çocuk şubesini. Hakikaten arayın tamam, arkadaşlar. Arayın. Herkes arayın, sorun yalancı gerçekten. Arayın. Arayın. Yalancı arayın. yalancı mıyım ben? Sana mı yalancısın duymuşsun. diyen tamam. yok hayatım. Biz başka arayın bir şey söylüyoruz. Şubesini. Böyle bir şey olamaz diyoruz. Bir yerde bir Olamaz kardeşim olamaz. Evet hatta polisler ne dedi, evet. tamam, dedi bana biliyor musun Müge Hanım? Hanife Hanım biz sana olmamıştır demiyoruz. Tamam polisler ne dedi bana biliyor musun? Olamaz diyoruz yani. Al kızını çık yani. dediler bana. Al He? kızını çık dediler. Dedim ki ben buradan çıkarsam kızım kaçar dedim. Bana ne diyor nereyi çıkarsa çıksın kızın. Nereyi kaçarsa kaçtın diyor. Al kızını git diyor. Tamam şimdi arayın arkadaşlar. Ee, bak böyle bir şey olmamıştır demiyoruz Rahmi Bey ile ben de. Hı. Diyoruz ki olamaz diyoruz. İkisi diyorum. farklı, farklı bir şey. Biz... ...seni yalancı çıkartmak için söylemiyoruz... ...diyoruz ki böyle bir şey ya, olamaz... Senin ...yani bir hiç anlattıklarımda var. bir yalan yok... ...ya sen kalkıp da... Bir, ...bu işi kapatmak ben... istedin... ...üstüne durmak istemedin... Hayır, Geri onları... aldın anlatamadın... ...bir falan. de Rami Bey hiçbir savcı da 12 yaşındaki çocuğun günahına girmez yani... ...o hiç kim şey... ...olur mu ya polis de savcı da hakim de... Bir olarak... ...onlar zaten gözlüdür. savcıyı aramışlardır... Böyle bir şeye hiçbir tamam. insan göz yumamaz... ...dur Ama... hiç boş konuşmayalım... ...öğrenelim kızın durumunu TC kimliğiyle... Bak, ...neyse hayır. bakalım... Çünkü işte. Eğer o an gerekli şey yapılsaydı, eğer yapılmadıysa evet. yapılsaydı, bugün kızımızı aramayacaktık. İşte o anlamda çok önemli. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katilini öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.